Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Garip'in mobil uygulaması üzerinden nasıl hesap açılır, nasıl kolay alsat yapılır, nasıl hesap doğrulanır? Yani kısacası sizlere bunlardan bahsedeceğim. Fakat sizlerden küçücük bir ricam var. Hala kanalıma abone değilseniz alt taraftaki kırmızı butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız bir sonraki yükleyecek olduğum biliyorlar ilk olarak sen haberler olabilirsin diyorum. Yapacak fazla uzatmadan hemen videomuza dönelim. Şimdi Paribu kripto para borsasını telefonumuza indirdikten sonra şurada giriş yap yazıyor. Alt tarafta da hemen ücretsiz hesap oluştur diyor. Şimdi ücretsiz hesap oluşturma yerine tıkladığımız zaman Üst tarafta isim soy isim. Onun bir alt tarafında cep telefonu numarası. Onun bir altında e-posta adresiniz. En altta da parola veriliyorsunuz Şu alttaki 3 tane kutucuğu da işaretledikten sonra hesabımı oluştur tuşuna bastıktan sonra hesabınız oluşmuş oluyor. Şimdi ben hesap oluşturduğumu varsayıyorum. Ben hemen para bu hesabım var deyip devam edeceğim. Şimdi şuraya telefon numaramızı girelim. Parolamızı da girelim. Bir de şöyle bir şey var. Eğer parolanızı unuttuysanız sol alt tarafta parolamı unuttum ibaresi var. Buraya tıkladığınız zaman şunu söylemek istiyorum. Bazı insanlar yorumlarda belirtiyor ki ben şifremi unuttum nasıl değiştirebilirim? Yani artık şifre değiştirmek çok basit. Yani bunu da hani bilemiyorsan ben bir şey diyemem sana. Ama yine de bunu bir göstereyim dedim ben. Hangi e-posta adresinizi kullandıysanız e-posta adresini giriyorsunuz. Ve hangi cep telefonu numarasını kullanırsanız cep telefon numarasını giriyorsunuz. Şimdi şu üst tarafa cep telefon numaranızı hemen giriyoruz alt kısmı da e-posta adresinizi giriyorsunuz. E-posta adresimize girdikten sonra şuradan devam tuşuna basıyorum. Şimdi telefonumuza bir adet doğrulama kodu gelecek. Doğrulama kodumuzu hemen girelim. Neymiş? 889 390. 889 390. Yes. Şimdi e-posta adresimize gelen kod numarasını hemen burada telefon numaramıza giriyoruz. Demiş 350 0 350 473. Tamam dedikten sonra hemen burada yeni parolamızı oluşturalım. Evet yeni parolamızı girdikten sonra işlemi başarıyla tamamladık. Evet şimdi hesabımıza girdik. Bakın sol tarafta yani sol alt tarafta ana sayfa var. Onun bir tarafında piyasalar diğer tarafında kolay asılat en sağda da cüzdan var. Para hesabınıza para yatırmanız için şuradaki Türk lirası yazan yere tıklamanız lazım. Burada da size hesabınızı onaylamanızı istiyor. Eğer hesabınızı onaylayamazsanız hesabınıza para yatırıp çekemezsiniz. Kripto para alıp satamazsınız. Bunun için hesabımızı onaylamamız gerekiyor. Hemen şuraya hesabımı onay yerine bastıktan sonra e-posta adresimi doğrulamıştım. Şimdi şu bakın şu kimlik doğrulamanın altında e-posta doğrula var. Ben buraya doğrulamıştım. Buraya tıklayarak e-posta adresinizi giriyorsunuz. Para adresinizi hangi e-posta adresiyle kayıt olduysanız o e-posta adresinizi buraya girerek size bir adet mail gönderiyor. E-posta adresinize gelen kod numarasını onayladıktan sonra hesabınızı birinci aşamasını doğrulamış oluyorsunuz. Ondan sonra kimlik doğrulama var. Şu üst taraftaki kimlik doğrulamaya bastığınız zaman burada adınızı, soyadınızı, her şeyi istiyor. Mesela ben şimdi burayı hızlıca doldurayım. Evet, hesabımızı onayladık. Şimdi hesab onarladıktan sonra hemen burayı kapatıyorum. Ne oldu? Benim şu anki hesabım tamamen güvenli hale geldi. Şimdi cüzdan kısmına tekrar tıklıyorum. Burada Türk Lirası var. Bakın şuradaki Türk Lirası yanına tıkladığım zaman sol tarafta yatır var. Sağ tarafta çek var. Şimdi yatır yerine bastığınız zaman burada istediğiniz bankayı kullanabilirsiniz. Size burada Zert Bankası, Vakıf Bank, Akbank, Fibabank, Yapı Kredi Bankası, Papara ve İninal gösteriyor. Bu bankalardan birini seçerek hesabını para yatırabilirsiniz. Çek kısmından da para hesabından bank hesabınıza burada para aktarıyorsunuz. Burada bankaya tıkladığınız zaman ister paparayı kullanın isterseniz iğne kullanın isterseniz de bankaya kullanın şu alt tarafta IBAN numarası yazıyor şu IBAN yazan yere IBAN numaranızı yazıyorsunuz hangi banka hesabınıza para çekmek istiyorsanız o bankanın IBAN numarasını buraya girerek paranızı çekebilirsiniz şu alt tarafta da çekim miktarı var mesela kaç para istiyorsan bakın şunu da göstereyim size bakın alt tarafta ne diyor süreç çekilecek tutarı gir diyor mesela 100 lira bakın çekim bedeli 3 lira diyor görüyor musunuz alt tarafta 3 liralık bir komisyon bedeli kesiyor sizden yani siz bu 100 lira çekim bedelini e girdiğiniz zaman sizden 3 lira kesecek. Sizin banka hesabınıza 97 lira yatıracak. Yani para bunun komisyon oranıdır. Bunun hariç hiçbir şekilde sizden komisyon talep etmiyor. Gördüğünüz gibi 100 liraya 3 liralık bir komisyon kesiyor. Yani sizin hesabınıza 97 lira yatacak. Şimdi hesabınıza para yatırdıktan sonra şurada kolay satlar. Bakın şu kolay hasata bastığınız zaman burada bitcoin al var. Sol tarafta sağ tarafta da bitcoin sat var. Siz bitcoin almak istiyor Da farklı bir kripto para almak istiyorsunuz. Onun için bakın şu üst tarafta bitcoin yazısı var ya şu bitcoin yazısına bir ilk tıkladıktan sonra karşınıza sizin kripto paralar ve tokenler gelecek. Yani buradan dilediğiniz kripto paraya veya tokene yatırım yapabilirsiniz. Yatırım yaptıktan sonra siz aldığınız bitcoin'i veya aldığınız kripto parayı satmak istiyorsanız sağ taraftaki bitcoin sat kısmına bastığınız zaman şuradan miktarı giriyorsunuz. Mesela sizin hesabınızda 100 liralık bir bitcoin vardır. Örnek veriyorum. Bakın buraya iyi dinleyin. Örnek veriyorum. Mesela 100 liranın yani 100 liralık bir bitcoin'in tutarı ne kadardır? Mesela 0.0552 mesela 0.0552 siz buraya şimdi bakın 0,00552 yazdığınız zaman sizin hesabınızdaki hani bu btc satarak sizin Türk liranız yani BTC karşısındaki Türk liranız sizin bank hesabınıza geçiyor. Şimdi şöyle bir şey diyenler oluyor. Ya ben buraya miktar yazıyorum ama girilen tutar satış emrinden yüksek diyor. Senin hesabında şimdi 100 liralık karşılığında bakın 0,00552 yazıyor ya sen bunu kalkıp da 0,552 yaparsan bakın 243 bin liraya çıkıyor. Anlıyor musunuz? Yani şu miktarı buraya girerken rakam rakamları düzgün girin. Siz buraya bir tane daha sıfır koymazsanız sizin buradaki bitcoinlerinizin fazla olduğunu gösteriyor. O yüzden sizin hesabınızda 243 liralık yani 143 bin liralık bitcoin olmadığı için size satış emri vermiyor. O yüzden şuradaki bakın sıfır virgül koyduktan sonra bir sıfır daha koymuyorsunuz da direkt rakamları giriyorsunuz. Bu yüzden buraya bir sıfır daha koymanız lazım. Sıfır virgül bir sıfır daha koyduğunuz zaman şimdi 552 ne yaptı? Bak 24 bin lira yaptı. Dur satma. Yanlışlıkla bastım. O kadar para yok. Ne yaptı? 24 bin lira yaptı. Yani şu an benim hesabımda mesela 24 bin liralık bir bitcoin'im varmış. Ben bunu sattığım zaman benim hesabım 24 bin lira para geçecek. Sen şimdi kalkıp da buraya ben mesela 0.552 yaparsan ne olur? 243 bin lira yapar. Bu sefer diyorsunuz ki satış emrim alış emrimden yüksek olduğu için paramı satamıyorum diyorsunuz. Böyle uygulamanın Allah belasını versin diyorsunuz. Bakın uygulamaya suç bulmayın. Siz buradaki rakamları düzgün giremediğiniz zaman bir noktayı bile yani bir sıfırı veya bir rakamı bile herhangi bir rakam bile böyle bir eksik ve fazla girdiğiniz fazla girdiğiniz zaman satış yapamazsınız ama eksik girerseniz satış yapabilirsiniz. Mesela sizin hesabınıza 100 lira vardı. Siz bir rakam eksik girerseniz 80 lira satmış olursunuz mesela. Ama siz bir rakam fazla girerseniz sizin hesabınıza 100 lira olduğu için 100 liranın dışına çıkamaz. Bunu da ekstradan burada belirtmek istedim. Buraya sat dediğiniz zaman sizin kripto paranız satıyor. Yani satılıyor. Daha sonra cüzdan kısmına gelelim. Cüzdan kısmına geldiğiniz zaman bakın sizin burada Türk lirası ve sizin buradaki Türk lirasında hesabınızdaki nakit çekebileceğiniz parayı size gösteriyor. Şu üst tarafta bakın sol üst köşede de toplam varlıklar yazıyor. Yani sizin buradaki toplam varlıklar dediği yer sizin şu anki aldığınız kripto paranın işlendiğini gösteriyor. Hem toplam varlıklarda hem de Türk lirasında paranız varsa demek ki siz paranızın tamamıyla kripto para almamışsınız. Şu Türk lirası yazan yerde hala da kullanılabilir bahkeniz olduğunu gösteriyor. Evet sevgili dostlar umarım videonun faydası olmuştur. Umarım ki Palibu mobil üzerinden nasıl kullanılabileceğini öğrenmişsinizdir. Umarım videonun faydası olmuştur. Hala da aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından belirterek bana ulaşabilirsiniz. Bildiğim bir konuysa sizlere yardımcı olurum. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşunuza gider ve faydalı bulduğunuz videoları da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın ve son olarak şunu söylemek istiyorum. YouTube kanalımda topluluk çekmesinde açmış olduğum anketlere katılarak hangi tarzda videolar çekmemi istiyorsanız beni yönlendirebilirsiniz. Yani hangi kripto videolarına daha fazla oy gelirse o tarz video çekmeye devam edeceğim. Bunu da söylemek istedim. Evet sevgili dostlar, burada videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.